Yeni günler, herkese selam arkadaşlar. Hep birlikte kalktık, enfes bir kahvaltı hazırladık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız hep birlikte. Ablam da bir taraftan çayları dolduruyor. Kahvaltıdan sonra bir takım planlarımız var, bakalım. Size de duruma göre bilgi paylaşırım. Biz kahvaltımızı yaptıktan sonra Zonguldak merkeze geldik. Şu anda ablamlarla birlikte Kozlu sahiline gidiyoruz. Orada birlikte güzel vakit geçiririz inşallah. Şimdi Kozlu sahiline geldik ablamlarla birlikte. Onlar arabadan eşyaları getiriyorlar. Hafsa'yla biz de ablamları bekliyoruz şu an bankta. Biz geçen günkü fuardan aldığımız afyon sucuklarından bugün sucuk ekmek yapacağız inşallah. Şimdi eniştem ateşini yaktı. Biberleri koyduk. Biberler burada. Soğanı da attık. Bu arada sarımsak da koyacağız. Ben daha önce hiç denemedim közde sarımsak. Ablamlar denemiş, çok güzel oluyormuş. Ben de denemek istedim. Bakalım biberlerden sonra sarımsakları da közleyeceğiz inşallah. Közlendi. Şimdi ablam bunları halletsin. Biz de sarımsakları kürdanlara batırdık. Şimdi sarımsakları koyacağız. Sarımsaklarımızdan sonra şimdi sucuklarımızı koyduk. Bu şekilde sucuklarımız zaten 10 dakikaya hazır olur. Sucuklarımız pişti sayılır. Zaten çabuk pişiyor. 10 dakikada falan pişti. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Şimdi masamızı hazırlayalım. Şu şekilde masamızı kurduk ama örtümüzü unutmuşuz. O yüzden olabildiğince yerlere bir şey koymamaya çalışmamız lazım. Çünkü masa çok pis, temizledik ama yine de çok pisti. Ama neyse. Bu şekilde masamızı hazırladık. Sucuğumuzun kokusu da mis gibi geldi. Şimdi birlikte hep beraber sucuk ekmeklerimizi yiyelim. Manzara da gerçekten güzel. Hafsa ile ilgilenirken çok fazla bir şey çekemedim piknik alanında. Bayağı bir karanlık oldu şimdi. Yeni açılan Uzun Mehmet Camii'ye geldik. Burası otoparkı. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel ve kocaman. Yatsı namazımızı burada kılacağız inşallah. Sonrasında da eve geçeriz zaten. Gerçekten o kadar muazzam ve güzel yapmışlar ki şurada lavabolar, abdesthaneler bulunuyor. Şimdi diğer tarafı da göstereceğim. Diğer taraftan da direkt isterseniz caminin girişine, isterseniz avluya çıkabiliyorsunuz asansörle. İsterseniz şuradan merdivenler de var. Gerçekten muazzam bir şekilde çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Her şey çok güzel yani. Şimdi asansörle birlikte caminin avlusuna çıkıyoruz. Camiyi şu şekilde size göstermeye çalışıyorum. O kadar büyük ki şu an tek kadraja sığmadı. Bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Avlusu da o kadar büyük, o kadar güzel ki parkı da var. Zaten deniz manzaralı. Göstereceğim size şimdi. Böyle camiyi şöyle göstereyim size. Sonrasında bakın şu şekilde oturma alanları da var. İnsanlar burada çayını kahvesini içiyor. Sonra şurada bir toplanma alanı var. Orada gösteri falan oluyor genelde. Camiyi bu açıdan size daha net gösterebilirim. Burası arka tarafında kalıyor. Burası da deniz tarafında olan. Arka yüzünden şöyle gösteriyorum size. Burası tam olarak arka cephe. Burası da parkı. Parkı da gerçekten çok güzel. Hem büyükler için hem küçükler için alanı var. Bu şekilde kaydırakları falan çok sağlam, sağlama benziyor. Şurada zıpları var zaten. Park alanında bayağı büyük ve geniş. Bu şekilde caminin diğer tarafında kalmış oluyor. Şöyle göstereyim. Işığı ayarlayamadım bir türlü. Bu şekilde. Havada bayağı bir soğudu. Biz de şimdi eşyalarımızı topladık. Eve doğru geçiyoruz inşallah.
Ertesi günden herkese selam arkadaşlar. Ben bugün lise arkadaşlarımla buluşuyorum. En yakın arkadaşlarımla. Tabii eksiğimiz de var. Aleyna ve Ayşegül'le buluşacağım. Eda da burada olsun. Çok isterdik. Ama Eda taşındı. O yüzden biz sadece üçümüz buluşabileceğiz. Birkaç işimiz var. Sonrasında bakalım sahile geçmeyi planlıyoruz. Ben şimdi hazırlandım. Aşağıya iniyorum. Aşağıda onları bekleyeceğim. Sonrasında bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Sonrasında hep birlikte tekrardan çarşıya ineriz. Bu arada havada biraz bozdu sanki. Bakalım hava nasıl olacak bugün. Güzel olursa sahile geçeriz zaten. Şimdi ben ineyim, arkadaşlarımı bekleyeyim. Arkadaşlarımla buluştum. İşimizi hallettik. Şimdi hep birlikte çarşıya ineceğiz. Size de şöyle bir göstereyim. Etraf gerçekten yemyeşil. Çok güzel şöyle. Her yeri göstermek istiyorum. Parmağım gözüküyor. Şimdi arkadaşlarla birlikte sahile geldik. Bu arada buraları şimdi göstereceğim. Yeni yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bu şekilde oturma alanları falan da yapmışlar. Size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim zaten. Şöyle diğer tarafı da bu şekilde. Çok güzel oldu. Biz oturduk. Oturur oturmaz şurada bir toplantı olduğunu gördük. Şuradan da gözüküyor. Yunus balığı galiba yüzemediği için, biraz orası derin olmadığı için kendini öldürmeye çalışıyor. Ters dönmüş. Şimdi Eki sahil güvenliğe haber verdiler. Size de göstereceğim şimdi. Sahil güvenliğe haber verdiler. Sahil güvenliği bekliyorlar. Biz de bakalım. Biz yakından görünce gerçekten çok üzüldük. Sizlere de şu şekilde göstereyim. Sürekli herkes arada. Şimdi sahil güvenlik geliyor inşallah. İnşallah bir an önce gelip de kurtarır. Sahil güvenlik numarası. Ay vallahi yazık ya, inşallah bir an önce gelirler de hemen kurtarırlar. Çok kez aradık ama şu an yolda dediler, ama bakalım inşallah bir an önce gelir. Şu anda sahil güvenlik bu tarafa doğru gelmeye çalışıyor. Bir an önce inşallah kurtarırlar. Burası birazcık sığ olduğu için gelemediler. Tekrar geri dönüp diğer taraftan gelmeyi deneyecekler. İnşallah gelebilirler. Bakalım nasıl olacak. Neyse vazgeçtik, anlarsınız. Temizleme tarak gemisini aldılar. Evet. Abla yetişemeyecek mi? Hamsi değil ki o, küçücük bir şey getirmiş. Aynen öyle. Çok saçma. Zaten bu süzgeçle yunus balığı nasıl kurtulsun ki? Çok saçma yani şu an yaptıkları. Neyse inşallah kurtarılır ya. Hala bekliyoruz. Aklıma girme benim ya. Biz bayağı bir deniz zannetmiştik ama derin değilmiş. Sahil güvenliğin görüyorsunuz ki içerisinde şurada. Yani su işte derin değilmiş. Şimdi bakacak nesi var diye. Pazarı getirdim. Olmuş değil mi? Olmuş. Şimdi buradan bir suya da gider de.
Kaldıramaz ki onu. Bu iyi kaldırdı. Neyse ki Yunus balığı kurtuldu. Bizim için önemli olan oydu. Gerçekten çok sevindik. Yani hayvancağız can çekişiyordu bildiğin yüzemediği için. Şu an çok mutlu olduk. Çok sevindik. Şimdi biz de kızlarla sahilin diğer tarafına gidip hep beraber dondurma yiyeceğiz inşallah. Bu arada sahili bayağı bir güzel yapmışlar. Oturma yerleri olsun, kafeleri olsun. Yıkmışlardı her şeyi, tamamen en başından yaptılar. Burada birkaç tane kafe var. İstediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. İsterseniz kafede de oturmayabilirsiniz. Burada kendine ait oturma yerleri de var zaten. Şimdi oturduk arkadaşlarla birlikte dondurma yiyeceğiz inşallah. Hava da çok güzel oldu. Bol muhabbet eşliğinde dondurma yiyelim. Şimdi de dolmuştan indim, eve doğru geçiyorum. Bugün gerçekten çok güzel bir gün oldu. Bayağıdır arkadaşlarla buluşmamıştık. Çok güzel bir gün geçirdik. Güzel oldu yani. Eve geldikten sonra birazcık dinlenmeye çekildim. O sırada uyuyakalmışım. O yüzden de bir video çekemedim. Saat de bayağı bir geç oldu arkadaşlar. Bugünkü vlogumu burada sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Herkese hayırlı geceler.